Bayağı bir oldu ya. Gerçekten bayağı bir oldu. O kadar bir oldu ki nasıl konuşulduğunu bile unuttum yani. Kayıta girerken 100 kez tekledim. Yani konuşamıyorum artık herhalde. Neyse. Bu video eleştiri videosu olmayacak. Sohbet tarzında konuşacağız. İçimizi dökeceğiz. Zaten son zamanlarda adam akıllı eleştiri videosu gördüğünüzü düşünmüyorum. Önüne gelen gündem videosu yapıyor. Hadi ben de yapıyordum, tamam. Bununla sıkıntı yok. Ama bence şu anda eleştiri konsepti bitmiş durumda. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Şu anda sözde eleştiri kanallarından en büyük 2 tane kanal var. Onların da kim olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Bunların yaptığı tüm videolar gündem konuları hakkında. Ve tüm videolar içerisinde ne diyeceklerini çok iyi biliyoruz. Bir şema kurmuşlar, o şema çerçevesinde konuşuyorlar. Ve çoğunlukla videolarındaki eleştiri şu: bu suçtur. Bunların bunu yapmaması lazım. Yani bir eşeğin bile bildiği şeyi insanlara aktararak buna eleştiri diyorlar. Ama bence aslında sadece haber okuyorlar. Yani bir süre sonra bunun vicdan yapması lazım. Mesela ben de yaptı. İşte bu yüzden neredeyse 2 aydır adam akıllı video atmıyorum. Yaptığım çoğu videonun kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Sadece konuşuyordum ve oyun videosu koyuyordum. Ama en azından o oyunu kendim oynuyordum. Orada biraz vicdanım rahatlıyordu. Gündem videosu yapmak aynen şöyle. Her gün farklı farklı konu çıkıyor. Seninse sadece o haberi okumak ve küçükçe herkesin bilebildiği bir fikir koyman lazım. Bunu her gün yapabilirsin. Çünkü ne demiştik? Türkiye'de yaşıyoruz. Burada kaossuz gündem olmaz. İşte bir süre sonra video yapabilirsin olmuyor. Yapmam lazım diyorsun. Çünkü bunu yapmak kolay. Yani konuya gelirsek, ben uzun zamandır video yapmıyorum. Bunun nedeni ise vicdanım el vermiyor. Hem başımda sıkıntılar vardı, hem de yaptığım videoların kaliteli olduğunu düşünmüyordum. Tamam bir şeyler yapıyorduk ama her gün gündemden konuşmak beni yoruyordu. Zorundaymışım gibi geliyordu. Ben bir şey hakkında zorunda olmayı sevmem. O yüzden şöyle yapmaya karar verdim. Hatırlarsanız Bir Günümüzde Güzel Geçsin serimiz vardı. İşte gündem videolarını bu kanalda sadece o video taşımak istiyorum. Haftada 1 ve 2 tane Bir Günümüzde Güzel Geçsin amına koyayım serisi gelecek. İşte o hafta içerisinde gündemde ne varsa onları konuşacağım. Sıcak haber veya soğuk haber fark etmez. Bu arada Discord üzerinde 6000 aboneye kadar ilk abone rolü veriyoruz. Yani bu hala devam ediyor. Discord'a gelirsiniz ve çıkmazsanız 6000 aboneden sonra ilk abonesiz olacaksınız. Biraz nadası iyi geldi. Sonuçta tarlayı verimli hale getirmek için biraz beklemek ve dinlendirmek lazım. Yoksa her şey monotonlaşır. Zevk vermez. Ve gerçekten şunu demek istiyorum. YouTube başladığımdan bu yana çok değişmiş. Çok farklı insanlar var. Ve eski YouTube'a nazaran herkes robot gibi olmuş. Yapay zeka ile yapılan videolardan bahsetmiyorum. İnsanlar robotlaşmış. Buna başka bir videoda birinden örnek vererek değineceğim. Kim olduğunu merak edin. Neyse daha fazla uzatmayayım. Uzun konular başka videolarda olsun. Beni desteklemek istiyorsan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Ben Crazy Nei. Beni de unutma.